Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Haziran Kurban Bayramımızın birinci günü. Sabahına uyandık. Nasip olursa. Hocamız camiden vaaz veriyor. Bayram namazı kılmaya gideceğiz biraz sonra. Sami'yle beraber. Hatta şimdi çıkıyoruz diyorlar. Bugün neler yaşadık? Kurban Bayramımız neler kestik mesela? Kurbanda neler kestik? Ne kadar mal oldu? Ya bugün bir vlog tarzında video çekeceğim sizin için. Sabah akşama kadar. Pek gezme olurum bugün bilmiyorum ama. Şimdi bayram namazı için bizim köyümüzün camisine gideceğiz. Camimiz arkadaşlar. Köyümüzün biraz eski ama. Her birimize şu kurban bayramı günlerinde nasip eylesin inşallah. Hadi arkadaşlar, bayram namazı bitti. Bayram namazına çıktık. Bayramlaştık da kalabalıktı. Şimdi eve varmadan önce sizi bir yere götüreceğim. Köyümüzün kuruluşuyla alakalı ufak bir şey söyleyeceğim, anlatacağım. Ondan sonra eve öyle geçeceğim. Arkadaşlar, köyümüzün ismi Dampınar Köyü. Böyle bir isim yok. Böyle bir isimle, Dampınar ismiyle bir köyümüz, bir yerleşimimiz, bir semtimiz yok. Sadece bu köyümüzde var böyle bir isim. Şimdi bu isimimizi, şu arkamda bir yapı var. Bu yapı köyümüzün kuruluşundan daha eski bir yapı. Köyümüz kurulmadan önce yapılan bir yapı var arkadaşlar. Arkadaşlar, köyümüzün kurulumundan önce, bak şöyle üstünü de göstereyim. Tam olarak tarihleri biliyorum, bilemiyorum. Böyle keçi çobanlarının, yörüklerin sulaması için, su olması için bir su bulunmuş buradan. Şimdi bu suyun etrafı böyle ölçü şey yapılmış, örülmüş. Burası örülmüş. Ve bu yapı hiç daha bozulmadı. Köyümüzün kuruluşundan beri bu yapı nasıl yapmışlarsa şöyle iç içe geçmeli. Hiçbir harç març, hiçbir şey yok bunun arasında. Birbirini sıkıştırmalı bir sistem yapılmış burada. Ve bunun içinden de su geliyor arkadaşlar. Şuradan görebiliyor. Buradan ben bile burada suyun geçişini görüyorum. Buradan bir su geliyor. Hatta suyun aktığı yere de götüreceğim sizi. Buradan bir su geliyor. Yani dam gibi yapının içinden su geldiği için ve ona da pınar olarak adlandırılmış. Dam, pınar ismi buradan geliyor arkadaşlar. Bunu size göstermek istedim. Ve köyümüzde şu taşların üzerinde çatıları görüyorsunuz. Buradan başlıyor yani. Buraya yukarı doğru gidiyor köyümüz. Bunun üzerinde kurulmuş. Hatta arkasına doğru gideyim. Arkası da görünmüyordur. Bu yapı. Şu anda ben o yapının üzerindeyim. Tabi buraya çöp falan atılmış ama bu taşın içinden gelen bir su var. Bu yapının üzerindeyim ben şu anda. Ve burayı da restorasyon yapıldı. Bizim yazın düğünlerimiz bu meydanlıkta yapılıyor arkadaşlar. Buraya park yapılmış. Büyük çınar ağaçlarının altında. Kavak ağacı, çınar ağacı. Bu suyu size göstereyim. Orada alıp suyu şuraya akıttılar. Evet. O söylediğim yerde su buradan akıyor arkadaşlar. İki yerden akıyor. Şimdi evimize doğru gideceğiz. Seraçlıyız biraz. Kurbanlar kesilecek. Biz danaya girdik. Düveye girdik daha doğrusu. O şekilde olacak. Şimdi annemle bayramlaşalım. Şimdi köylülerle bayramlaştık. Sıra annemgilde. Bayramı görürsün. Çok yaşa, çok bayramlar gör. Siz de beraber inşallah. Çok yaşa. Çok yaşa, çok bayramlar gör. Bayram olsun. Çok yaşa, çok bayramlar. Beni kim almayan? Bayramı görürsün. Sen de bayramı görürsün. Şenafarlar gelince. Sen telefonu versen de bayram ver. Ben dedemle bayramlaştı mı? Çok iyisin oğlum sen, iyisin. İyisin sen. Bayramlaştık. Hepimizin bayramını büyükler elinden öpüyorum. Bütün bayramlar, herkesin bayramları olsun. Kurban kesenlerin kurbanı mübarek olsun, kabul olsun. Şimdi biz söylediğim gibi düveye girmiştik büyükbaş hayvana. Oraya doğru gidiyoruz. Annemle biz girdik. Bir yarısı annemin, bir yarısı bizim. O zaman 30 bin liraya girmiştik. 120 kilo civarına gelecek dedi. Bakalım kaç kilo gelecek et. Onu görmüş olacağız.
Şimdi kesimhaneye doğru gidiyoruz. Besaneye doğru gidiyoruz. Oradan etlerimizi ayıracağız. Ondan sonra artık kıymamı yaptırmaya gideceğiz. Ne yapacağız? Kaç para tuttum maliyetini de söylemiş olacağım zaten. Koy bakalım içeri. Ver o. Şimdi koy. Babam yine aracıyla gideceğiz. Bizim arabamızda hem biz hem etler almaz. Hadi geçin bu. Hadi geçin. Hadi geçin. Babam yine binin üstüne gidelim. Hani öne geçmeyeceğim, ben mi geçeyim? Geçmeyeceğim. Hah, geçiyorum tamam. Arkadaşlar geldik. Kesim bölümünü göstermek istemiyorum. İyi olmaz. Danalar karşı tarafta, bayağı kalabalık da var burada. Geldik, sıra bekliyoruz artık. Babam orada oturuyor. Şurada babam. Annem geldi. Ha? Öyle mi? Burada su var mı anne? Burada? Çeşme var. Bu kadar çeşme var mı? Tamam. Arkadaşlar bizim düvenimiz burada. Aman yani korkutma. Bizim düvenimiz bu. Güzel. He? Güzel. Maşallah güzel, hepsi güzel. Hepsi güzel. Allah kabul etsin. Yerdeki yatan da maşallah varmış ha. Güzel demek ki. Arkadaşlar kesim aradan çıktık. Etimiz kesildi. 127 kilo geldi. Şimdi ilçemize geldik, kasaba geldik. Orada kıyma yaptıracağız belli bir kilosunu. Yani 30 bin liraya, 127 kiloluk düveyi 30 bin lira para vermiş olduk. İkiye bölüştük annem gildi, Allah kabul ederse. Şimdi onlar kıymalıkları hazırlıyorlar. Onları içeriye vereceğiz kasaba, kıyma yaptıracağız. Bir de işte hak sahibi olanlara ayırıyorlar. Onları ayırdılar. Onları köye varınca çakacağız, ayarlayacağız. Sirim oncuk. Buraya mı getireceğiz? Vay be. Şu evimizin avlusuna geldik. Burası pırpır esiyor. Yorduk ya. Aşağıya gelmedik. Bizim biraz daha açık olduğu için. Ovada, ova kesiminde olduğu, bizim köyümüzde yaylada olduğu için, dağlarda olduğu için bayağı bir esiyor yani. Serin. Burası güzel. Hele bir gölgeye geldiğinde bu ağaç gibi daha da serin esiyor. Gelmiş durulmaz yani. Bizim ilçemiz o aşırı sıcak vardı ya. Vallahi burası cennet gibi. Yeni geldik. Şimdi herhalde ya etleri doğrayacaklar. Bir şeyler yapacaklar hanımlar ya. Bizim işimiz yok gibi şu sıralar. Mangal mı yapacaksınız? Kömürleri yapalım. Kurbanımız etini yiyeceğiz. İnşallah bakalım. Daha çifte yapmadık etimize. Kurbanımızı yakalım bakalım. Daha çifte yapmadık. Bayram birinci günü bunlar nereye gidiyorlar diyorsunuz şimdi arkadaşlar. Yani bayramı çiftçinin bayramı tatili olmuyor. Şimdi arkadaşlar bir iğnek ağacı var. O iğnek ağacından iğnek toplayacağız. Ve bir tane incir bahçemiz. Bugün iğnekleme yapmamız lazım. Yapmazsak meyveler dökülecek, toplar dökülecek. Mecburen onu atmamız lazım. İğneklerini gezdirmemiz lazım, asmamız lazım. İğnek eleyip diğer o söylediğim bahçeye iğnek asacağız arkadaşlar. Bugün o iş de var. Bayram seyran fark etmiyor çift için. Çiftin tatili oluyor ama nasıl oluyor? İşte çok yağmurlu havalarda ya da dışarı çıkamayacağımız hava, aşırı kötü hava koşullarında olabiliyor, oluyor diyelim. O zaman da bahçede orada burada olmuş oluyoruz, üzerinde olmuş oluyoruz. Orada da bir yere kaçamıyoruz ama bazen böyle havalarda da çıkıyoruz. Tatilimiz olumsuz hava koşulları. Onun haricinde çiftçi tatili, seyranı yok. 240'ımızla da gidiyoruz, devam ediyoruz. Grubunu söktük, yıkadık. Bunu Arife günü yıkamıştık hatta. Şuradan inelim. Bir alalım. 97 model bunlar arkadaşlar ya. Seri birinci fesilde çok sert değil. Çok seri değil. Sert demişim. Seri değil. Tam ideal şekilde birinci fesilde. Onun için takviye 4'e falan almaya gerek yok buralarda. Oğlum kovanın birine al gel. Başka bir şart gelmeye gerek yok.
Bundan gelişmişleri, olgunları alacağız. Mesela bu olup durup şöyle yer açacağım. Sağım yerden elecek. Gerektiği yerde sırıkla düşüreceğiz. Bunlardan çıkarabildiğimizde çıkacağız. Bir 8 dönüm bir bahçemiz var. Onun günü geldi. Onu kapatmamız lazım. Çok sert olmayanlar. Belli zaten. Belli olanlardan alıyoruz. Dök oğlum şimdi. Fazla çıkartamadık. Biraz geçmiş. Tamam. 1,5 toprasının bir kısmı demiş. Arkadaşlar eve hiç uğramadan doğru devam edeceğiz bahçemize, ilik atmaya. Eve hiç uğramayacağız. Geçen hafta bu torbalardan astığımız zaman arkadaşlar, şunlardan. Bu sene, bu hafta asmamıza gerek yok. Hemen kovayla içine gezi gezi vereceğiz. Beş tane asalım sana, tamam mı? Beş tane atalım. Tamam. Bitir arkadaşlar. Yalnız bu iğlen sütü de, yani elim bile kanattı arkadaşlar. Asitli mi oluyor, ne oluyor yani, fena etti, elim bile kanattı. Nasıl bir meyve, incir bir eridi mi, olgunlaştı mı bal gibi oluyor, böyle lezzetli oluyor. Ama gökken böyle ya da yaprağına, sütüne dokunursan her tarafın yara bile yapıyor, çok kötü yapıyor. Neyse, bitirdik. Şimdi köyümüze gideceğiz artık. Burada da videoyu bitireyim. Herkese mutlu bayramlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.